Kızılpınar'da Yeşil Mescid'deyim Mahmut hocamızın kursunda. Kombi taktık. Devreye almak için geldim. Hatırlatacağım 3 tane bir önemli bir kural var. Kombide burada şöyle yakından gösterelim. Kombinin burasını soğuk, burasını sıcak su kabul ediyorum. İhtiyacım yokken kesinlikle sıcak su tarafını almıyorum. Ya da ihtiyacım yoksa yani kesinlikle ortada dahi durmuyor. Hep soğukta duruyor. İhtiyacım varsa sıcak tarafa çeviriyorum, açıyorum, bekliyorum, geliyor. Ama ihtiyacım yok, ortada kaldı. Suyu açtım, az kullandım, neyse kapattım. Ben biraz önce kombiyo ihtiyacım olmadığı halde 18-20 tane parçasına müdahale ettim. Yani çalış dedim. Kombi devreye girdi. Biraz daha uzun olsaydı kombi yanıp kapanacaktı. Hiç ihtiyaç yokken sıcak suyla ilgili ağırlık parçaları yormuş ve arızaya sebebiyet verecek olacaktım ilerisi için. Bir hatırlatma daha, evde 3 gün 5 gün ayrı kalacaksanız mutlaka şartelden indirin. Yeni binada olsa, eski binada olsa bir evde en çabuk zarar görecek kombi ve bu kombinin kartıdır. Bir de banyo suyu için, burayı banyo kabul edelim. Suyu açtınız, su sıcak mı? Biraz daha tazeyini arttırın, dengelenir. Kesinlikle soğuk su karıştırmayın. Suyun tazeyini, suyun dengesini suyun tazeyiyle ayarlayın. Suyu haliyle soğuk su karıştırdığınız zaman kombide bir türbün dediğimiz bir parça var. Bu türbünde yavaşlama olduğu zaman bu kombide bir alevi bir kere kesiyor. O alevin bir kere kesmesi demek size o arada hep soğuk su, ılık su getiriyor. Siz bu sıcak su ve dengelemeyi eğer birkaç sefer yaptığınızda da haliyle birkaç sefer alevin kapanması size bir konforsuz bir su verimi sağlıyor. Bir ikincisi de haliyle herhangi birisi evden bir çeşmeden suyu açtığında siz suyu ikiye böldüğünüz için gene suda dengesizlik oluyor. O yüzden suyu açtınız. Su sıcak mı? Biraz daha arttırın, dengelenir. Eğer sıcaksa buradaki sıcak su ayarını kısın. Kesinlikle soğuk su karıştırmayın.